Hayat şarkısı diziyorum. Yine yeniden ayağa kalkacaksın Hülya. Yazar Merve Yıldırım. Hülya Çamoğlu, Cevher, Kerim'in eşi, Mehmet'in annesi, Bayram Bey'in gelini, Mahir'in şefi, Hülya. Kırgınlıklarını göz pınarlarında saklayan Hülya. Yaralarını göstermemek için içine ağlayan Hülya. Hayallerinde prensine kavuşan Hülya. Canım Hülya. Bizim için aylar, Hülya için iki hafta geçti. O iki hafta Hülya'ya yıl oldu. Mehmet'i uzaktaydı, kokusuna hasretti. Kerime kızsa kızamıyor, kırılsa kırılamıyordu. Canı yanıyordu. Hayat şarkısı temposu bir an bile düşmeyen bir bölümle açılışını yaptı. İlk bölümde kalbimizi nasıl çaldıysa aynı tadı aldı geldi yanımıza. Bir güldük, bir ağladık. Hayat gibi karma karışık yaşadık tüm duygularımızı. Hülya'nın özlemine gözyaşı dökerken badenin istenme merasimiyle koyverdik kahkahalarımızı. Sezon finalinden dönüş daima sancılıdır. Sezon finalinde bomba ortaya bırakılır, sezon açılışında ya o bombanın etkilerine göğüs gerilir ya da bombanın etrafında döner durulur. Hayat şarkısını bu denli sevmemin nedenlerinden biri de bombanın etrafında dönüp duracak olmamalarıydı. Yaz boyunca çok düşündük, taşındık, her gün beyin fırtınaları yaptık, bir sürü ihtimal ürettik. Aklıma gelen her ihtimalde ekibe sonsuz bir güven vardı içimde. Biliyordum, 22. bölümde hayal kırıklığıyla ayrılmayacaktım ekran başından. Hülya'nın acı çekmesine varım. Çünkü Hülya ne kadar acı çekerse o kadar güçlü kalkıyor ayağa. Acılardan beslenmek can yakıcı olsa da Hülya öyle görmüş çocukluğundan beri. Küçücük bir kız çocuğuyken yoksunluğu tatmış. Anneliği tatmasa acı çekmek ona asla koymazmış. Hülya'nın elini kolunu bağlayan, gücünü tüketen tek şey Mehmet. Hülya için her şeyden, herkesten önemli Mehmet. Bir gün Mehmet'in mutluluğu için gitmesi gerekse Hülya gözünü kırpmadan çeker gider biliyorum. Hülya kalbi sevgi dolu bir kadın. Her şeyi düzeltme imkanı varken Eminla'yı kurtarmak için paramparça olmayı göze alacak kadar daha güzel yürekli. Hülya kötü bir insan olsaydı sadece kendini düşünseydi bugün hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam edebilirlerdi. Kerim'e kızmıyorum. Dördüncü bölümden beri de Aylin meselesinin açıldığı hiçbir anda Kerim'e kızmadım taciz meselesi hele ki Kerim gibi adamlar için yenilir yutulur bir mesele değil. Deseydi ki Hülya, Kerim dönelim İstanbul'a. Dördüncü bölümde dönmezdi ama o kalbi Hülya için atmaya başladığında koşarak dönerdi vatanına. Derseniz ki o son sahnede Kerim'in hiç mi hatası yok? Elbette ki var. Ama o da tam bir Kerim cevher olma hali. Kerim ilk günkü kadar olmasa da hala bencil bir adam. Çünkü canı aşktan yana yanmadı. Hayat kerimi de yoruyor. Kalbinde daha ne kırgınlıklar saklı bilmiyoruz ama aşk kalbini cayır cayır etmedi onu biliyoruz. Kerim Hülya'nın ona asla kızamayacağını sanıyor hala. Kerim istediği tribi yapacak, tavrı gösterecek, sonra canı istediğinde Hülya'ya dönecek diye bekliyor. İşte bu noktada Hülya'nın çekip gitmesi lazım. Ama öyle sessiz sessiz değil, göstere göstere. Canım Mahir, nasıl da son noktayı koydu meseleye. Neyse, ona birazdan geleceğim. Hülya'nın son sahnede çaresizce koşarken düşüp kafasını çarpması, orada öylece kalması Kerim'in canını elbette ki yakacak. Çünkü Hülya gözlerinin önünden gitmiyor. Çünkü Hülya'ya delicesine aşık. Ben İstanbul'a barışmadan dönmeyeceklerini düşünüyorum. Ama öncesinde de esaslı bir yüzleşme sahnesi görmek istiyorum. Yüzleşme sahnesiyle birbirlerinin canını yaksınlar ama sonrasında öyle bir sarasınlar ki bir daha ayrılmasınlar. Kerim Hülya'yı susturmasa Hülya her şeyi anlatacaktı. Her şey yarım kaldı. Ama lütfen Hülya Aylin meselesini anlatsın ve bu meseleden sıyrılsın. Aylin meselesi bir kere daha Bayram Baba'nın üzerine kalıp kapanırsa bir daha açıldığında kapanmaz yaraları da beraberinde getirecek. O yüzden anlat sen de kurtul ben de kurtulayım Hülya'm. Kerim'in yanındaki sevimsiz dadıyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Nasılsa Hülya ona gereken cevabı verecektir. Ama pembe saçlarını da alıp bir an evvel giderse sevinirim. Aylin meselesini Bayram Bey'in üstlenmesini bekliyordum meselenin üstü kapanmayacaktı. Ya Bayram Bey ya da Hülya üstlenecekti. Bayram Bey'in soğuk kanlılığına hayran kaldım. Ve elbette Bayram Baba oley diye bağırdım. Bayram Bey'in Mehmet meselesini başından beri biliyor olmasına ne şaşırdım ne şaşırmadım aslında. Bayram Bey'in bir şeylerden şüphelendiğini biliyordum ama bu kadar uzun boylu olduğunu hiç tahmin etmemiştim. Bir de bakıyormuşuz Bayram Bey tüm haberleri Mahir'den alıyormuş. Şu saatten sonra hiç şaşırmam ama hayatımın ters köşesi olur. Fakat Bayram Bey'in Mahir'le tanışıyor olmasına dair inancım kuvvetlendi. Hayırlısı bakalım. Bayram Bey Hülya'ya kızsa da anneliğini sorgulamazdı. Sorgulamadı da. Tam Bayram Bey'den beklenen bir davranıştı çünkü. Bayram Bey'e göre annelik sadece doğurmak demek değildir. Filiz'e kızım Mehmet'i sen doğurdun ama anası sen değilsin dediğinde Bayram Cevher nasıl olunur bir kez daha gösterdi. Birisi Hülya'ya Mehmet konusunda bir laf ederse söyleyebileceğim her şeyi tek tek söyledi Bayram Bey. Evet, Hülya olmasaydı Mehmet Bayram Bey'in kıymetlisi olmayacaktı. Bayram Beyciğim zamanında ateşle oynuyorsun diye çok kızmıştım. Bu yüzden senden özür diliyorum. Bayram Bey, Bayram Babacığım. Güzel insan. Ben de Hülya'nın anneliğinin tartışılacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Hülya Mehmet'in annesidir. Mehmet Hülya'nın oğlu ve konu kapanmıştır. Ahmet Mümtaz Taylan'ı ne kadar özlediğimden de bahsedeyim mi? Hadi bahsedeyim. Aynı dönemde yaşadığım, doya doya izleyebildiğim için çok şanslıyım. Çok güzel insansın Bayram Baba, çok güzel insansın Ahmet Mümtaz Taylan. Ahmet Mümtaz kadar özlediğim bir diğer isim ise elbette ki Olgun Toker. Mahir'cim, canımın içi, benim de dostum olur musun? Mahir'i olan kazanır. Mahir her işi çözer. Mahir'in kalbi sıcacıktır. Yüce yürekli bir insandır Mahir. Hülya'yı nasıl da yüreklendirdi öyle. Ah be Mahir, keşke sen de çok mutlu olsan bu hayatta. Yüzün gülüyor ama için acıyor biliyorum. Keşke senin de yaralarını sarabilsek. Olgun Toker İyi ki var, iyi ki. Hülya'nın çevresinde ona destek olanlar ve destek olduğunu sananlar olarak ikiye ayrılan bir grup var. En büyük desteği tabii ki Mahir. Kaya güzel bir insan. Yaşasın dondurmalar. Deniz Hamzaoğlu'nu çok seviyorum. Kaya'nın Hülya'ya desteğini de. Melek ise her zamanki gibi destek olduğunu sananlar safında. Kardeşi ağlarken uzaktan bakan, gözünden bir tek damla yaş düşmeyen, Hülya baharı severken içi sızlamayan melek. Neden yahu neden? Bir insan neden böyle bir durumda bile tepki vermez? O Haluk Bey meleği bir hayli terletecek belli ama artık bir tepki ver be melek. Haksız bile olsan bir tepki ver ki seninle de bağ kurabilelim. Hülya'nın çevresinde durum böyleyken cevher malikanesinde de sular durulmuyordu. Dehar Malikanesi'nin ahengi kalp ben. Hüznü, neşesi, kızgınlığı, coşkusu, her şeyi mi güzel olur bir ortamın? Süheyla Hanım'ın tepkileri çok normaldi. Tipik Süheyla Cevher tepkisi. Bir tık aşağısı olsa olmazdı. Fakat kendini salça ve reçellerle avutması da gerçekten içimi sızlattı. Fevri de olsa seviyorum ben Sülüş'i. Arda'nın misafirliğindeki kız isteme sahnesinde kahkahalarımın Arda arkası kesilmedi çünkü efsane bir sahneydi. Bu sezon listelerime de bol bol konuk olacak belli. Hüseyin'in meselelere bakış açısını sevdim. Eğer ki Hülya'nın üzerine gitseydi çok sevilenirdim Hüseyin Cevher Beyciğime. Melekten uzak olmak yaradı galiba. Ve nihayet onun çocukluğuyla da tanıştık. Kast yine her zamanki gibi cuk oturmuş. Hüseyin ve Zeynep arasında hareketlenmelere de hazır olun. Zeynep değişecek demiştim. Bakın değişiyor. Ve tatlı Sibel Melek Arat, onun o bıcırık gülüşlerini, ani tepkilerini, hüznünü nasıl da özlemişim. A ver eline öpeyim abicim diyen tatlılığından öperim prenses. Ve minnoş Memo, Poyraz Rüzgar kardeşler. Büyümüşsünüz görmeyeli, daha da güzelleşmişsiniz. Mahinur Ergun'un kaleminden dökülenlerle Cem Karcı'nın gözünden yansıyanlar resmen dans ediyor. Bize de keyifle hayatın şarkısını dinlemek düşüyor. Öyle güzel geldiniz ki kendiniz gibi kimseye benzemeden. Şaşırtarak ama hiçbir şekilde hayal kırıklığına uğratmadan. Yazılan her bir diyaloğu ezberlemek istiyorum. Çekilen her bir sahneyi her anıyla zihnime kazımak. Reji benim için çok önemlidir ve ben sonsuza kadar Cem Karcı rejisi izleyebilirim. Tertemiz, net ama öyle ışıltılı ki. Hülya ve Kerim'in zihninden geçen her şeyi ardına yüklenen derin anlamlarıyla, kısacık sahnelerle izleten Cem Karcı. İyi ki var ve görüntü yönetmenimiz Aras Demiray'ı bugün bol bol andım. Ellerine sağlık. Şahane bir çekim mekanı seçmişler. Çok güzel detaylarla örmüşler. Bayıldım. Dün göz pınarlarımda biriken yaşların eşliğiyle geçmiş günleri anımsadım. Hayatıma değer katan şeyleri, insanları, olayları. Rani'nin TV'nin doğum günüydü. Hayatımda her zaman iyi ki olarak anacağım, parçası olmaktan gurur duyduğum bu güzel ailenin bana kattıklarını düşündüm. Saymakla bitmeyecek kadar güzel şey yaşadım turuncu çatımızın altında. Rani'nim iyi ki gel demiş bana. İyi ki bu yolculuğa çıkmışım. Ranini TV'nin bana getirdiği en büyük güzelliklerden biri kuşkusuz ki hayat şarkısı oldu. Benim için ne kadar özel olduğunu anlatmaya kelimelerim yetmez. Kulaklarımda notaları, kalbimin en güzel yerinde daimi misafirimler. İyi ki kapılmışım hayat şarkısının rüzgarına. Tüm ekibimizin emeklerine sağlık. Emeklerinizin karşılığını aldığınız şahane bir sezon diliyorum. Yine çok güzeldiniz. İyi ki bir Şubat akşamında evimize geldiniz.